hünkârım. Pargalı bak Eflatun ne demiş. Kötülüklerin ilki ve en büyüğü haksızlıkların cezasız kalmasıdır. Hakikate ne denir? Hünkârım sizin işittiğiniz ve gördüğünüz hiçbir suç cezasız kalmaz. Ya benim işitmediklerim, görmediklerim? Onların da mesulü benim hünkârım. Bu lafını unutma. Unutmam. Hünkârım yarın Signor Gritti ve kız kardeşi için yemek veriyorum. Sizin de bizi şereflendireceğinizi umuyorum. Geleceğiz evet. Pargalı şu bizim Leo Efendi'ye sor bakalım resimleri ne zaman görebileceğim. Bitiremedi gitti. Zat-ı şahanenizin resmi bitti hünkârım. Sarayımızın duvarını şereflendirecek. Ben görmeden daha sen mi gördün resmimi? Kötü çizdiyse herkesin ortasında asmasaydın keşke. Siz endişe buyurmayın hünkârım. İnşallah siz de seveceksiniz. Hatice Sultan'ımla ben çok sevdik. İyi, pek memnun oldum. Elbette paşam. Ne dediyseniz yaptım. Ne yaptı alınca? Beni dışarı çıkarttı. Ben de kapının aralığından baktım. İlk önce mektubu okudu sonra da yaktı. Vallahi başka bir şey de yok paşam. Hürrem Sultan'ın dairesine gireceksin. Odasını didik didik edeceksin. Bana bir şey bul, getir nikah kafa. Nasıl bir şey? Ne bulacağım ki? Sen daha önce kulaklık etmişsin. Evet vardır bir şey. Anladın mı? Baş üstüne paşa. Kaybol şimdi. Bugün ikindi vakti içim çekilmiş. Dalmışım. Rüyamda Hürrem'i gördüm. Hürrem'i hayırdır? Karanlığın içinden sesi geliyordu sadece. Yardım et bana diyor. Sesini duyuyorum ama o yok. Göz gözü görmüyor. Bağırıyorum, Hürrem buraya gel diyorum lakin. O sadece yardım et bana diyor. Artık ona kimse yardım edemez. Efendim? Bugün görmedim dedim. Lakin gel kafa söyledi, iyiymiş. Neyse. Öyle garip bir rüyaydı işte. Yarın için ne lazımsa talimat verdim. Grit diyaresini çok merak ediyorum. Özellikle kız kardeşini. İlk kez Frank Prasizade göreceğim. Çok mu güzel? Çok mu zarif? Sultanım. Sizin güzelliğiniz, sizin zarafetiniz karşısında bütün kadınlar sönüp kalmaya mahkum. Bu dünya alem
Hatice Sultanım'dan daha güzel bir kadın ne gördü ne de görecek.